Takip ettiğimiz kadarıyla dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Kanada'da mesela, tamamen iptal edilmiş durumda. Evet, biraz sonra çok kıymetli bir hocamızı ağırlayacağız. Müncü Kalayoğlu, orman organ nakli için burada olacak. Özellikle geçen gün sevgili Okan'ın programındaydılar. Tuzu artık soframızdan kaldırmamız gerektiğini, böbreklerimizin sağlığı için, tansiyon için çok önemli olduğunu, dünyada tuz kalkıyor. Dediğiniz gibi Himalaya tuzu, deniz tuzu, bunları değirmende kullanarak veriyorlar. Tuz koymuyorlar, ancak isterseniz getiriyorlar. Evet. Sağlık için son derece zararlı bulunuyor tuzlar, yani normal tuz. Evet. Bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani az pişmiş etle ilgili şimşek hemen geçmek istiyorum. Taş devrine dönelim. Taş devrinde insanlar nasıl beslenirdi? Avlanarak. Ot mu yiyorlardı? Hayır. Ekmek mi? Tuz mu? Ne yiyorlardı? Hiçbir şey yemiyorlardı. Bunların hiçbiri yoktu. Undu, ekmekti, şekerdi, tuzlu yoktu. Ne vardı? Bir tek avlanıyor ve bu hayvanları yiyorlar. Ateş var mıydı? Ateş de yoktu. Nasıl yiyorlardı? Çiğ çiğ yiyorlardı. Peki bu insanlar ne kadar yaşıyordu? Nasıl sağlıklı mıydılar? Aslanlar gibiydi. Güçlüydüler, kuvvetliler, adeleli insanlar değil mi? Evet. Yani etin az pişmişinden lütfen bu kadar çok korkmayalım. Doğrusu budur. Et ne kadar çok pişiriliyorsa ruhen o kadar yok oluyor demektir. Sadece beden kalıyor size. Yani piştikçe suyunu, kanını, yani ruhunu, etin ruhu odur. Lezzeti etin ruhudur. Onlar yok olur. Onun için mümkün olduğu kadar az pişiriyoruz ve dinlenmiş güzel bir et alıyoruz. Az pişirerek ızgaralak yiyoruz. Cüneyt Bey, et marinesi çok hızlı geçti diyor. Evet. Biz seyircilerimizi 100 kere de olsa anlatıyoruz. Ben sizden de rica etsem biraz yavaş yavaş et marinesini yazalım hanımlar lütfen. Sonra kaçırdım diyorsunuz. Evet. Yazın. Neler koyuyoruz et marinesine? Sıvı yağ limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça. Zorluyor kendini yavaş anlatmak için. Evet. Tekrarlayayım, sıvı yağ limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça. Karabiber lütfen mutlaka değirmen istiyoruz. Mümkün olarak bütün baharatları değirmen istiyoruz. Hazır o toz baharatları almıyoruz. Lütfen önemli, ben bunu çok önemsiyorum. Almasınlar. Değirmen olsun, birazcık da pul biber koyabilirsek iyi olur. Pul biberin bir aroması farklı çünkü. Bunların hepsini bir kapta karıştırsınlar, sonra etimizi alalım. Bütün et yapmıştık biliyorsunuz, ya da böyle bir bütün etimizi ya da bir inciklerimizi sıvazlayalım. Sonra yağlı kağıdımızı açalım. Yağlı kağıt her kasapta vardır. Yağlı kağıdımızı açıyoruz ve yağlı kağıdımızın üzerine etimizi koyuyoruz. Varsayalım bu bir et koyduk. Bunun üzerine mümkünse az bir şeyde ayva rendeleyebiliriz. Ağırlığını, aromasını alabilir. Sonra tabii tuzu en başta sosun içinde vardı. Tuzu sosun içine koyduk. Biz Fatoş'ta böyle kaldık. Tuzsuz olmaz. Yemek tuzsuz olmaz. Yemek tuzsuz olmaz tabii. Tuz yani mutlaka var. Ben atladıysam bile olacak. Bu konu var mı? Bir açıklık getirelim. Nereye? Fırına, marinada yani şeye, terbiyeye tuz konur mu konmaz mı? Biz koyuyoruz. Ya Himalaya tuzu ya deniz tuzu. Evet, koyuyoruz. Ve üzerine bu eti koyduktan sonra da lütfen biraz tereyağı üzerine koyalım. Ve bu paketimizi lütfen kapatıyoruz. Kapadıktan sonra altı şuralar aşağıya değil çünkü suyu çıkıp gider. Lütfen buraları yukarı kaldırıyoruz. Şöyle olsunlar. Sonra bunu bir folyoya sarıyoruz. Sardıktan sonra tekrar dikkat ediyoruz. Bu katladığımız bu kısım, ağız kısmı yukarı gelsin ki suyu çıkıp gitmesin. Suyu tamam. Çıkıp giderse etimiz kurur. Kötü olur, iyi süper olmaz. Bilgiler Cüneyt Bey. Tuz konusunda Cemal Usta ile bir sorun yaşıyor olsanız da... Konuşabilir miyim? Ustacığım özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Şimdi bilimsel olarak marinatlara veya terbiyelere asla tuz konmaz. Neden konmaz? Çünkü tuz suyunu çıkarır, suyunu verir. Evet. Eğer terbiyeye tuz koyarsanız suyu gider ve et sertleşir. Tuz son anda, pişirmeden önce. Atıyoruz tuzumuzu, hemen pişiriyoruz. Eğer tuzla bekletilirse kesinlikle ve kesinlikle içerisindeki su gider. Evet. Mesela biz füme yaparken balıkları... Evet. İçerisine tuz atarız suyu gitsin diye. O zaman bütün bakın marinasyon. Marinasyonsuz füme olmaz. Bir şeyin füme olabilmesi için bir marinasyonun ön işlemden geçirilmesi lazım. Tuz konur. Çok baharatlar ve tuzlar olması lazım dediği gibi. Tuz konur. Yani konur. Cemal Usta kendisi dediği gibi tuz konur. Yok. Olmadan olmaz. Bir et işlem görebilmek için, herhangi bir işlem görebilmesi için mutlaka tuz ve baharatlarla birleşmesi Allah gerekir. Allah aşkına biraz daha kavga edin. Etmeyiz.
Aslında doğru tektir. Doğru tektir, ben kendi bildiğimi tabii bugüne işte kadar öğrendiğimi evet söylüyorum. Cem Arslan kendine göre doğru onları söylüyor. Evet. Sonra saygı duyuyorum. Peki. Onların açısı. Kıymayı çok mesela köftelik kıyma kaç kere çekilmeli? Dolmalık kıyma kaç kere çekilmeli? Evet. Yemeklik kıyma nasıl olmalı? Çok kısa kısa istiyorum. Dananın kaburgasından, döşünden, güzel yerinden ve evet mümkün olduğu kadar %20 yağ içeren bir döş kısmından aldık. Tek çekerseniz kıymayı köfte olur, biraz fazla yoğurmanız gerekiyor. Çift çekerseniz yine köfte yapabilirsiniz. Hiç bahsi yok. Çok önemli bir takıntı haline getirmesinler lütfen. Başka? Yemeklik ve dolmalık. Evet, dolmalık kıyma mutlaka tek çekilmeli ve içinin daha yağlı. Yağın daha fazla olmalı. Mümkünse eğer seviyorlarsa biraz da kuzu ilave ederlerse içine iyi olur. Ve mutlaka da şu pirzoların kaburga kemikleri var ya. Evet. Döş kemikleri, kaburga kemikleri. Yoksa bu kemikler de olur. Onları tencerenin dibine koysunlar. Dolmaları onun üzerine dizsinler. Dolmanız en az %30-40 daha lezzetli olacak kesin. Bu bilgiye %100 evet, ben de katılıyorum. Yemeklik kıymada tek çekilmeli ve yağsız olmalı. Çünkü yemeğe yağ koyduğunuz için zaten etin yağlı olmasına gerek yok. Ama süper, bu yağsızlık kupkuru değil. Yani daha az olmalı. Evet. Fatoş, yararlandın mı bu bilgilerden? Evet. Ama biraz tabii benim aklım karıştı. Ne söyle? Çünkü et profesörümüz evet o kadar hızlı anlatıyor ki ve kendi de zikrettiği gibi kendi doğrularını anlatıyor. Şimdi Cemal Usta'ya evet bakıyorum da korktum bir yandan. Ya bir kendi doğrularını anlatıyor, hızlı doğrudur anlatıyor ve biraz açıkçası bana karışık geldi. Ben bir de ev hanımı olmadığım için. Zaten herhalde tahmin ediyorum ki çok da detaylı anlatmıyor. Bu da onun işinin sırrı. Şimdi seyirciler de harikası. Hayır, hiç olmaz. Her şeyi soracağınız her sorunun cevabı için ben buradayım. İyi bir köfteyi nasıl yaparız? İyi bir köfteyi doğru etten. Gerçekten çok güzel bir doğru eti alarak yaparsınız. Eyvah tamam. Cemal Usta. Eğer doğru eti alamıyorsanız, doğru köfteyi yapamazsınız. Evet. Onun için biraz önce dediğimiz gibi yani mutlaka yağ oranı doğru olan, efendim doğru kaburga kısmından aldık. Baharatlı seviyorsanız, sevdiğiniz baharatları kullanarak, yoğurarak ve mümkün olduğu kadar birkaç saat dinlendirdikten sonra ızgaraya koymalısınız. Soğanı nasıl koyuyorsunuz içine? Ben soğanı her zaman bıçakla minik minik bir pirinç gibi yapar, öyle koyarım. Çünkü daha bir lezzetli, daha bir aromatik olur. Makinenin içine evet sokarsınız. Siz Cemal Usta. Bir dakika. Ben fazla karışmak istemiyorum. Türkiye'nin en iyi şefi bir kasap tarafından öldürüldüğü için biraz çenemeyi kapatıyorum. Şimdi Cemal Usta da köftesi çok güzeldir gerçekten. Cüneyt Bey, Cemal Usta'nın tabii köfteyi... O sonların muhatabı Cemal Usta benim diyor. Nasıl olmalısınız? Evet. Şimdi Cemal Usta da köftesine kıymayı, soğanı özür dilerim. Soğanın suyunu rendeliyorum, sıkar. Evet. Rendeliyorum. Onun suyunu sıkarak sadece suyunu kullanıyorum köfte için. Bu da değişik. Bu bayanlar için çok güzel bir şey. Olmaz çünkü... değil. Olmaz değil. Daha lezzetli ya olabilmesi siz için. Siz ikiniz bir program güzel yapabilirsiniz. Sağ olun. Yani sağ olun. Tabii onu da yaparız. Onu da yaparız. Yani ben evet her zaman her şey için hazırım, varım, yaparız. Çünkü kendimize özgüvenimiz çok yüksek. Bilgi değerimiz çok yüksek. Çok dolu ve donanmayız. Ayrıca İsterlerse, çok lezzetli, güzel sizin şeyler yapıyorsunuz. Sizin için yeniden yeniden gelir, yine de yaparız der yani. Evet. Soğanın suyuyla kendisi aynı şey midir? Hayır. Kendisini çok minik 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 doğrayıp bana bakın siz Fatoş Hanım. Ben ne yapayım oradan da bakıyor. Içine, köftenin içine koyun ve o soğan. Gel Cemal Usta buraya. O soğan köftenin yağı ile bütünleştiğinde ızgarada pişince ne hal alır biliyor musunuz? Şahane olur. Şahane en azından deneyeceksiniz. O zaman ben Cemal Usta'yı. O zaman biz nerede bir program yapalım pardon siz, özür dilerim. Evet. Fatoş Hanım köfteyi yapıp geliyorsan hangisi daha iyi oldu bize söylüyor. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Cemal Usta'mı bir gün sizin oraya yemeğe getireceğim. Hay hay. Şeref duyarım. Gerçekten bizim çok takdir ettiğimiz, çok sevdiğimiz bir ustamız. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Beyciğim. Sağ olun. Stüdyodaki herkes misafirim olsun bir gün. Hepiniz davetlisiniz. Çok neler teşekkür ederiz. Ben Cemal Usta'yı getirmek istiyorum. Çok methettim zaten sizi. Memnuniyetle. Hoşçakalın. Çok memnun sağ olun. Gerçekten usta çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Siz bakmayın benim sizinle şakalaştığıma. Güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Cemal Usta beğendi. Çok teşekkür ederim. Fatoş Hanım teşekkür ederim. Ama siz lütfen köfteyi deniyorsunuz. Ama tamam, pirinçler şeyler pirinç büyüklüğünde pirinç oluyor. Yani pirinç büyüklüğü de bakın evet bu da başka bir şey. Önemli. Ben bunu da böyle yapmam. Çok minik minik yapıyorsunuz. İkinizinkini de deneyeceğim. Bir suyuyla bir pirinciyle. Etin ya. Yataş Grubu'nun sunduğu Derya'nın Dünyası devam edecek.